Aşağıdaki görselde suyun belirli bir süreçte gerçekleşen dolaşımı anlatılmaktadır. Bu görsel ayetlerden hangilerinin mesajı ile aynı doğrultudadır? Birinci cümledeki Mülk Suresinin 3. ayetine baktığımızda Rahman'ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Verilen görsele baktığımızda buharlaşma, yoğuşma, yağış ve yeraltı suları ile ilgili bir dengeden bahsettiği için gözün çevirde bir bak bir bozukluk görebiliyor musun? Mülk Suresinin 3. ayetiyle ilgilidir diyoruz. İkinci Müminun Suresi 18. ayete baktığımızda gökten uygun ölçüde yağmur indirir, onu yeryüzünde tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. Zaten yağıştan bahseden bir görsel olduğu için ikinci cümledeki ayet de aynı doğrultuda. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendi benzerlerini yeniden yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Kendi benzerlerini yaratmaktan bahsetmiyor verilen görsel. Onun için üçüncü cümledeki ayet görsele ilgili değildir. 1 ve 2 ayet ile aynı doğrultuda olduğu için cevap Bursa olur. Metinde söz edilen durumdan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kötü yaşam koşullarında yetişmiş, biri girişken ve başarılı olmuş, diğeri ise hayata küsmüş iki kardeş var. Kötü yaşam koşullarında yetişmişler her ikisi de. Hayata kendini kapayana niçin bu durumda olduğu sorulduğunda halimizi görüyorsunuz, başka ne yapabilirim ki diye cevap vermiş. Halimizi görüyorsunuz, başka ne yapabilirim? Bu soru başarılı olana da sorulduğunda o da aynı şekilde halimizi görüyorsunuz, başka ne yapabilirim ki demiştir. Metinden hareketle soruyu çözeceğimiz için doğru kader anlayışı insana yaşama ümidi kazandırır. Başarılı olan kardeşin durumundan bahsetmiş. Güzel sonuçlar elde etmek için çaba göstermek gerekir. Yine ikisi de kötü yaşam koşullarına yetişmiş olmalarına rağmen girişken ve başarılı olan bir kardeş olduğu için çabanın olduğunu gösteriyor. İnsan iradesi içinde bulunduğu şartları şekillendirir. Her ikisi de kötü yaşamda yetişmiş olmasına rağmen biri girişken başarılı, diğeri ise hayata küsmüş iki kardeş olduğu için insan iradesiyle bulunduğu şartı şekillendirebilir diyebiliriz. D şıkkına baktığımızda külli iradeye yönelik konularda insanın söz hakkı vardır. Hayır, tam tersi söz hakkı yoktur. Çünkü başka ne yapabilirim derken herhangi bir şey yapamayacağını göstermiş. Külli iradenin insanın söz hakkı olmadığını belirtmiştir. Cevabımız D olur. Parçada sözü dilen tavrı sergileyen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Görmedim, duymadım, bilmiyorum. İnsan Allah'ın yarattığı varlıklar içerisinde akıl ve irade sahibi olmasıyla farklı bir yere sahiptir. Aklı ile iyiyi kötüden ayırt eden insan iradesi ile tercihlerde bulunur. Yaptığı bu tercihlerin sonuçlarından da hesaba çekilir. Ancak bu gerçek karşısında bazı kişiler görmedim, duymadım, bilmiyorum tavrını sergileyerek umursamaz bir yaklaşım içerisine girerler. Bu durum A'raf suresi 179. ayette şöyle dile getirilir. Onların kalpleri vardır ama kavramazlar. Gözleri vardır ama görmezler. Kulakları vardır ama işitmezler. Parçada söz edilen tavıra baktığımızda umursamaz bir yaklaşım içerisine girmek, C şıkkında sorumluluktan kaçınmak ifadesini karşıladığı için cevap C seçeneği olur. Bu ayette aşağıdaki hususlardan hangisine değinilmemiştir? Parçada verilen ayetin cevabı olacak olan şıklar kısa olduğu için cevaplar üzerinden gidebiliriz. Gayb alemi ile ilgili, kader kavramı ile ilgili, kudret sıfatı ile ilgili, tevhid ile ilgili bir parça. Parçaya baktığımızda Allah ki ondan başka ilah yoktur. Tevhid ilkesini karşıladığı için bu kısım D seçeneğini verir. O diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Burası kudret sıfatının neleri kapsadığı, her şeyin varlığı
diye ifade ettiği için C şıkkını karşılar. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. B şıkkındaki kader kavramı ile ilgili bilgi verilmiş. Dolayısıyla da cevabımız zaten çıkmış oluyor. A şıkkı ile ilgili yani gayb alemine dair bilgileri elde etmenin yollarına parçada yer verilmediği için cevabımız A seçeneği olur. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz? Birinci cümle, insanın bilinçli davranışlar sergileme yetisine sahip olduğunun kanıtıdır. Allah insanı akıl ve irade sahibi bir varlık olarak yaratmıştır. Bilinçli davranışlar sergilemesine yer vermiştir. Doğru. İkinci cümlede insanın sorumluluk sahibi bir varlık olduğu vurgulanmaktadır. Bu sebeple insan dünyadayken yaptığı küçük büyük her işten ahirette hesaba çekilecektir. Sorumlulukla ilgili bilgi var. Doğru. Üçüncü cümlede kader ile hurafe ve batıl inançlar arasındaki ilişkiyi atıfta bulunmaktadır. Bu bağlamda kader insanın hata ve yanlışlarına bir bahane kapısı olarak görülmekten çıkarılmalıdır. Kaderle ilgili bilgi var fakat hurafe ve batıl inançlar ile alakalı olarak atıfta bulunmadığı için C cevabımız olur. Dördüncü cümlede doğru bir kader anlayışının insanın davranışlarına yönelik etkilerinden bahsedilmektedir. Zira kader insanın yaptığı kötü işlerin sebebi değil, sonucu olarak algılandığında bireyler kötülüklerden uzaklaşmaya gayret ederek tüm yaşamlarında daha hassas ve dikkatli olacaklardır derken insan davranışlarına yönelik etkilerden bahsedilmiş oluyor. Cevabımız C seçeneği olur.